Hastaneler öyle, yollar öyle, şeyler öyle. Ya Kılıçdaroğlu zaten işi yıkmak, satmak. Sen şimdi okuyorsun yani Eskişehir'de okumayla yani bir Eskişehir'in 3 tane öğrencisinin bir şey söylemesi doğru mu? Bir dakika oğlum baksın kafa çalışmıyor. Saygılı olursan eğitim de ona bağlı. Her şey ona bağlı. Türkiye Yunanistan'a uçak gönderecek dedik. Yangın söndürme uçağı. Gönderebilir, insanı görebilir. Yani uçağımız yok dediler ama. Uçağı var. 50 tane uçak var. Helikopterler uçak. Söndürme uçağı. Onlar yok. Şimdi söndürme uçak. Uçağı yok. Ya kardeşim, söndürme uçağı 50 tane bizim helikopterimiz var. Barajlardan suyu alıyor, suyu döküyor. O uçaklar onun vazifesini bile göremiyor. Barajdan acaba. Sen boş geçsen. Uçak ayrı, abi helikopter ayrı. Aynı o uçak vazifesi görüyor. Uçak. Şöyle amca. Şimdi bizim uçağımız yangın söndürme uçağının olmadığını Cumhurbaşkanımız söyledi. 50 tane var. Hayır Cumhurbaşkanımız söyledi. Ya 50 biz de izliyoruz abi. Ama Cumhurbaşkanımız söyledi abi. Ben de öğretmenim. Bak şimdi ben. Öğretmensiniz. Evet. Şimdi bunu televizyonlarda her zaman izliyoruz. 49 tane. Abi bak şimdi, adet olarak söylüyorum şimdi sana. Yine söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yangın söndürme uçağımız yok dedi. Hı. Evet. Yok dedi abi. Ne zaman dedi? Abi 3-4 gün oldu, 4 gün oldu. Yandı, gün oldu. Söndürme uçağımız ayrı. Uçak olarak demiyorum ben. Helikopterlerimiz, biz tamam, uçakları kaldırdık, şey helikopterlere o görevi verdik. Şimdi olmayan uçağı nasıl Yunanistan'a göndereceğiz? Helikopter gönderecek. Nasıl göndereceksin, yok diyor. Nerede yok? Uçak abi, uçak. Uçak olmaz mı ya? Yok diyor abi, ama. Cumhurbaşkanımız da, bakanımız da uçak yok dedi. Yangın söndürme uçağımız yok dedi. O zaman... Kadar para nereye gidiyor? Hangi para? Cumhurbaşkanının 8 tane uçağı var abi. 8 evet, tane. Olamaz mı yani? Olamaz. Doğru bir şey. Neden olamazsın? Abi senin verdiğin vergiler oraya gidiyor. Çünkü... Nerede ya, uçaklarımız? Bak uçak. Size ben bir şey söyleyeyim. Şimdi sapına samanı birbirine karıştırmayalım. Şimdi vergi diyez, Tayyip'in uçağı var diyez. Ya bir dakika, bir dakika. Sen şimdi bir dakika oğlum baksın kafa çalışmıyor. Şimdi bugün bu Tayyip olamaya birisi gelir o uçak onun olacak. Şimdi bu işi siyasete dökmeyelim. Eğri oturalım doğruyu konuşalım. Kılıçdaroğlu iktidara gelirse uçakları satacağını söyledi. Almanya Başbakanı. Niye satıyor? Almanya Başbakanı Merkel gibi. Niye Almanya, satıyor? Almanya, ya Kılıçdaroğlu zaten işi yıkmak satmak. Beyefendi benim. Hani, niye diyeceğim ben sana? Gelemeyeceğini biliyor ki. Allah Allah. Altına dökecek parayı. He? Altına dökecek. Nereye dökecek? Altına. Niye? 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 Çünkü altın çıkar altın. Yerden altın çıkar. Lan sen daha dün kurçoksun bana bana yine bana sigara ettin. Allah Allah billahi. Amca gel gel sinirlenme boş ver. Ya ama şimdi Allah Allah. Bak sen yine cep telefonlarını sorma. Bak bunlar son bir moda cep telefonu taşıyorlar. Ya boş ver kafa akıl olacak cep telefonu. Cep telefonu. Yok mu yani şimdi? Hı? Yok mu? Ya ben öyle akılıyım. Geri zekalı diyorsun. Yok geri zekalı. Öyle cümle kullanmadım. Abi 5 gün önce Somali'ye 30 milyon TL bağışlandı. Şimdi bir dakika başlayalım bir şey söyleyeyim. Benim bir yaşım var yaşım. Kaç evet, yaşındasın neye? Doğru mu? Doğrudur dayım. Sen daha dün anandan doğmuşsun bana bilgi veriyorsun. Sen ne mezunusun sen? Bende mezun yok. Abi, ben daha lise okuyorum abi. Daha lise okuyan ama boş okuyan. Biraz daha evet, çalış. Evet boş okuyoruz çok kötü. Nasıl kötü? Ne kötü? Eğitim çok kötü. Eğitim çok kötü. Ha? Ya sinir öyle bir. Rahat bırakın amcayı ya. Ya siz işi hani bir laf vardı. Ala vere dala vere kurt Mehmet döbet de. Diye siz. Lütfen. Anlatabildim mi? Ne diyorsun? İki senedir mezuna kaldım. O, eğitim sistemi çok kötü. Nasıl? Bu şekilde düzenleme de yok bu konuda. Bu zamana kadar iyi miydi? Değildi işte. Ben bugün Samsun'dan geldim. Samsun'dan bak. Samsun'dan geldim. Yollara bak yollara. Bir git gel. Yola böyle bir git gel. Böyle diline yala. Çayı koy. Koltuğun önüne burada yemek yiyen koltukta. Çay bir tane dökülme. Eğitimle ne alakası var abi? Ha? Ben de onu söylüyorum sen eğitim konusu. Çay ne alaka? Çay ne alaka? Allah Allah. Dökülme yolla diyeyim güzel. Abi yol nerede? Tünelle o biçim. Yolla o abi biçim. Trenle o biçim. Ne eğitim diyoruz? Ne eğitim? Oku ne eğitimi? Yok ben işte. Yok. Niye yok? Yok. Niye işte. Okuma mı diyorsun? Üniversite mezunu hizmetçi oluyor dayım. Nasıl? Olacaksın tabii. Niye şey doktor mu olacaksın? Evet. Evet. Biz niye hizmetçi mi yapıyoruz biz? Doktor da olacaksın okuyacaksın. O ayrı bir dava. Yavaştan yükseleceğiz. Nasıl? Yavaştan yükseleceğiz. Bir şey olamaz ki canım. Kimisi işçi olacak, kimisi memur olacak, kimisi doktor olacak. Abi biz okuyup da kötü oluyoruz sıkıntı. Nasıl? Ya ben hem okuyorum hem de en kötüsünü oluyorum. Nasıl en kötüsünü? Sıkıntı orada. İşte. Özel okula gidiyor, Allah 20 lira Allah. Para veriyor. Olabilir karşım bu dünya etme bulma dünyası. Ben illa bir yere gideceğim diye bir gaye yok. Doğru mu arkadaşım? Abi şimdi sen Milli Eğitim Müdürü olsan, Milli Eğitim Bakanı olsan, bu gençlere tavsiyen ne olur? Bu gençlere benim tavsiyem bu gençler okusun. Zaten okuyoruz. Öğretmen var, önce, hoca var. Önce tavsiyesi saygılı olmaları. Ha, evet. Bir şey eğer bir gençlik saygılı, ne demek o?
saygılı olursan eğitim de ona bağlı. Her şey ona bağlı. Saygılı gençler, gayet saygılı. Tamam, biz de bir şey demiyoruz. Daha bir konuyu tartışıyoruz. Daha iyi olsunlar, okusunlar. Bizim onlara ihtiyacımız var. Eğitim sistemi bozuk diyorlar mesela. Kim diyor? Onu kim diyorsa yalan söylüyor. Biz okuyoruz. Kaç tane? Biz okuyoruz. Nerede okuyorsun sen yeğenim? Eskişehir'de okuyorum. Eskişehir'de okuyorum. Ben öğretmenim bak. Sen okuyorsun ama ben de öğretmenim. Sen şimdi okuyorsun yani Eskişehir'de okumayla yani bir Eskişehir'in 3 tane öğrencisinin bir şey söylemesi doğru mudur? Hayır, eğitim sisteminin bozuk olduğunu hükümet söylüyor. Barajı düşürdüler bak çocuklar kazanamıyor diye. Baraj düşer mi ya? Baraj düşer mi ya sınav barajı? Sınav barajını düşürdüler ya. Kötü mü? Öğrenciler geçsin. 20 yeni öğrenciler geçsin. Çözüm olarak bu mu yani? Evet. Barajı düşürmek midir çözüm? Bilmiyorum onu öğrenciler. İşte onlar biliyorlar da onu konuşuyorlar. Bu devlet en iyisini bilir. Bundan önceki yıllar, 2000 yılları hatırlamıyorsunuz siz de. Gençlik yoktu da. Bilmiyorum. 2000 yılları bir görseydiniz bugünkü şeylere hak verecektiniz. Doğru. Ne yolu? Hastaneler öyle, yollar öyle, şeyler öyle. Şimdi Avrupa ülkelerine uçak satıyoruz. Onları yapmak zorunda. Halkı için yapmak zorunda. Zaten onlar görevi onun. Yapacak tabii. Bu gençlik eğitime tutunamıyorsa, devlete tutunamıyorsa vardır burada bir sorun. O düzelir. Her şey düzelir. İyimser olduğumuz zaman her şey yapmayın, güzel olacak. Yapmayın. Millet kaçmaya çalışıyor yurt dışına. Nereye kaçacak? Gençlik hep gitmeyi düşünüyor. Sen yurt dışı diyorsun. Senin yurt dışı mı ya? Avrupa yok ya. Avrupa önünde. Avrupa'ya. Türkiye'den alıyor. Avrupa'ya uçak satıyoruz biz. Uçak mı satıyoruz abi? Yangın uçağı sattık mı mesela Avrupa? Kim? Yangın uçağı. Yangın uçağı var. Kaç tane var? 49 tane var. Abi diyorum ki Cumhurbaşkanımız yangın uçağımız yok dedi. Bizim 3 tane uçağımız var şu anda görevde olan. Yani internette konuşuyoruz da şimdi 3 tane uçağımız var. 49 tane de helikopter var. Şu anda uçak görevi gören. Yapan. Yurt dışından geldi. Ha ne yurt dışı? İtalya'dan geldi. Ya İtalya'dan gelirse gelsin. Yani nereden gelirse gelsin. Adapte etmiş, yaptırmış. Biz bunları bu şeyleri arayacağız ama çok geç kalmış olacağız. Tamam abi. Öyle. Doğru.